Efendim, gelin ve kaynana Fenerbahçe ve Galatasaray gibi. Yani aslında birbirlerine tahammülleri zor, bir arada olmaları müşkül, ezeli bir rekabet var, birbirleriyle itişirler, kakışırlar ama sonuçta biri olmazsa diğerinde hiçbir anlamı yok. Evet, ben çok benzetiyorum bu ilişkiyi Fenerbahçe-Galatasaray ilişkisine. Yani gelin olmazsa kaynana, kaynana olmazsa gelin nereye kadar? Biz şimdi bu programda gelinle kaynanayı bir ortak hedef uğruna, bir böyle bir araya getirip, bir ortak hedefe kitleyip yürütmek istiyoruz. Malum haliniz efendim, ortada evlat ya da eş duruyor. Gelin hanım burada, kaynana hanım burada yemek yapıyor. Evlat ya da eş hangi yemeği seçerse günün galibi o oluyor. Efendim, aynı malzemelerden yapılan bir yemek bu ve gizlenen, yani kimin yaptığı belli olmayan bir yemek. En son tahlille yemek bittikten sonra tabak çevriliyor. Aa, işte bütün gerçek o zaman fahiş oluyor. Yani işin bir adrenalini var ama önemli olan ortadaki şahsı, yani evladı ya da eşi memnun etmek. Bu uğurda efendim yine çok çekirdek, güzel, tatlı bir ailemiz var, sevimli. Onları çağıracağız şimdi. Hem kayınvalide hem gelin hanım maharetlerini gösterecekler. Bakalım evlat ya da eş ne tarafa eğilimli olacak? Efendim, bugünkü konuk ailemiz Öztekin ailesi. Öztekin ailesi İstanbul'dan katılıyor. Öztekin ailesinin kıymetli valide sultanı Sevim Öztekin hanımefendiyi huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlar, alkışlar buraya ve alkışlar yapalım. Valideciğim, hoş. Gerçi çok da genç derken 59 yaşındaymışsınız. Evet. Eliniz öpülür. Ben sizden küçüğüm, evet. Elinizi öptüğünüz zaman gıcık oluyor musun? Kıvırıyor musunuz? Hayır. Ha. Saçlar boya mı? Elbette. Ha, tabii, yoksa beyaza vurdu saçlar diyorsunuz. Yani, tabii ki. Bizde saçta kalmadı bacım. Öyle düşün, ablam benim. Ablam sayılırsın sen. Tabii benim. Ki. Evet, 59 yaşındasınız, ev hanımısınız. Köken neresi efendim, köken? Ankara. Ankara kökenli, evet. Bir Ankara kızıyla karşı karşıyayız. Evet. Çok güzel. Şimdi aslında uzlaşmaz çelişki diyoruz biz buna. Yani gelin kaynana, sadece bizim ülkemizde de değil, bütün dünyada gelin kaynana arasında bir çelişik bir durum varmış gibi. Ama biz bu programda o bütün yüzyıllar boyu süren çelişkiyi çözmeyi hedefliyoruz. Ortak bir amaç uğruna sizi yürütmeyi hedefliyoruz. Sizin nasıl gelinle aranız efendim? Kaç gelin var sizde? Bir gelin var. Ha, bu gelin var. Evet. Anladım. Evet, yüz ifadesi zaten hanımefendinin oyunculuğu yok. Hanımefendinin doğal yüz ifadesini eğer aldıysa Nart kardeşim, gerekenleri söyledi. Evet, daha fazla da olayı şey yapmadan. Evet, o zaman evladınız ve gelininizi de davet edelim. İzin verir misiniz efendim? Tabii ki, ne tamam, çok güzel. O zaman efendim, Melek Hanım'ı, gelinimiz Melek Hanım, Melek Öztekin'i ve damadımız Ömür Bey'i, Ömür Öztekin'i de buraya davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Aa, çok enteresan. Biz tabii programa başladık. Genellikle böyle genç çiftler. Yani siz de gençsiniz eyvallah da. Evet. Ama siz biraz daha, siz kaç yaşındasınız efendim? 35'er yaşındasınız. Evet. Doğrudur. Ay, ne güzel. Birbirinizi bulmuşsunuz. Çok güzel. Oğlunuza bakınca gözleriniz parlıyor maşallah. Efendim, kaç yıldır evlisiniz? 2005 yılında evlendim. 2005 yılında evet, evlendim. İki tane kız çocuklarımız var. Ah, ne güzel. İkiz, evet. Çocuk yaptınız. Kız erkek? İkiz. İkiz. Bir kız bir erkek. Bir kız bir erkek. Evet. Çok güzel. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyütmek nasip etsin efendim. Çok güzel. Siz öğretmen misiniz? Siz evet, de bir matbaada çalışıyor musunuz, evet, efendim? Çok güzel. Hangi o, yani ne düzeyde öğretmen? Özel bir kolejde öğretmenim. Özel bir kolejde, evet, öğretmensiniz. Mutfaklarınız nasıl hocam? İyidir. Fena değil. Evet. Yani tabii çalışan kadının, tabii ki, değil mi, evet, ev kadını gibi değil durumu, açık söylemek gerekirse. Evet. Biraz daha, haftanın 5 günü mü çalışıyorsunuz? 6 günü. Bazen cumartesi günleri de çalışmak zorunda kalıyorum. Özel dersler veriyorum. Ha, o yüzden. Evet. Tabii kolay değil şimdi siz, değil mi? Evde bir yandan geniş geniş ferah ferah yaparken bir yandan okuldan koştur koştur yetiştir. Enişte Bey meraklı mı? Ömür Bey meraklı mısınız yeme içmeye? Biraz. Fazla değil. Evet, iyi görünüyorsunuz. Evet. Öyle bir fazlalık, bir kilonuz falan gözükmüyor. Evet. Göbek yok. Göbek yok. Peki mesela evde mutlaka yemek olur mu geldiğiniz zaman? Yoksa bazen hani dışarıdan falan takviye? Oluyor tabii ki. Bazen annemlere gidiyoruz, orada yemek yiyoruz. Ha, çok güzel. Yakın mı, evet, oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Yakın oturuyoruz. Çok güzel. O anne yakınlığı çok güzel bir şey. Hemen kaç, hatta belki gider arada yemek yapar bırakırsınız efendim. Yapıyorum ara ara da. Evet. Güzel, evet, güzel. Bu çok güzel fiyaklar mı? Ara sıra. Her zaman değil. Genelde yani bana gelmelerini istiyorum. Anladım.
Ara sıra her zaman da yapacak hali yok da o da oraya gelsin istiyor. Neyse efendim. Güzel. Yani önemli olan hayatın dikenli yollarında omuz omuza yürümek değil mi? Evet. Peki yarışmamızı biliyorsunuz. Arkada bir çark var. Efendim o çarkı çeviriyorsunuz. İkiniz de aynı malzemelerle ama farklı bakışlarla, başka dokunuşlarla yemekler yapacaksınız. Hı-hı. Çarkı çevireceksiniz. 3 tane malzeme hakkınız olacak. Onu da yazı turayla belirleyeceğiz efendim. Yani ilk kim çevireceği yazı turayla belirleyeceğiz. Şurada altlıklar var. Yani yağ, soğan, şu bu baharat işte un mun. İstiyorsanız onları kullanabilirsiniz. Onlar zaten sizin. Sonra her 5 dakikada bir efendim yeni bir malzeme sırayla çevireceksiniz. Yeni bir malzeme ilave edilecek. Şartımız şu. Gelen malzemenin tamamını kullanacaksınız. Bir ikincisi yenebilecek ölçüde. Çünkü şu insan evladı şu. Senin çocuklarının babası. Senin de biricik evladı hayalin. Yani şu adam Jay-Z'in yiyebileceği gibi bir şey yapacaksınız. Yani çer çöp bir şey olmayacak. Onun için yaratıcı olmanız lazım. Kurguyu iyi yapmanız lazım. Baştan hedefinizi, rotanızı doğru çizmeniz lazım. Yani düşünmeniz lazım bir tık. Buyurun. Kadir Bey, ben ne yapsam oğlum zaten yer ve sever. Evet. Ne yapsam? Ben peki yapmayınca ne oluyor? Kötü mü oluyor yani? Onu mu söylemesin? Yok, evladım onu demek istemedim. Yok, siz de... Yani. Siz de yaparsınız. Yani o da... onu demek istemedim ama ben çocuğumu tanıdığım için ne yapsam yer. Anladım. O anlamda ama demek şöyle Vali ve Sultan, bizim şimdi bu çarkta da bazı zorlayıcı şeyler var. Yani mesela diyor ki işte acayip nohut seçiyorum, bilmem ne seçiyorum, tak diye ananas geliyor mesela, ne yapacağım diye kalıyorsun böyle. Orada işte onun yaratıcılığını kullanmanız, yani süslemenizi de kullanabilirsin, pişirmede de kullanabilirsin. Onu kullanmak mesela eminim sever, sizinkini de sever. Zaten bir ömür 2005 yılından beri neler yaptınız, evet, yedirdiniz değil mi? Tabii. Bak ama bir durgunlaşmış bu ya. Bu yemeklerden mi bilmiyorum, çocuk bir durgunlaşmış. Olsun peki efendim. İsterseniz artık yavaş yavaş tabii başlayalım. Bu arada damat bey, yani Ömür Bey şey yapmayacak. Burada olmayacak. Onu dinlenme odasına alacağız. Kimin ne yaptığını gözlemeyecek. Sadece ilk malzemelerin seçiminde bize tanıklık edecek. Ondan sonrası kadere 45. Bekleyecek. Önüne ne gelirse onu yiyecek efendim. Hazır mıyız? Hazırız. Başlayalım mı? Başlayalım. Ömür Bey. Evet. O zaman efendim bir yazı tura yapalım. Evet. Yazı mı tura? Önce büyüklere soralım. Tabii tabii. Yazı mı tura mı? Tura. Tura. Hop. Evet. Hop. Evet efendim, gördüğünüz gibi yazı geldi. Maalesef. Şansınıza küsünüz. Buyurunuz, gelin hanım şöyle alalım. Tamam. Efendim siz de iştirak ediniz. Buyurunuz. Şimdi efendim bakın şuraya bir bakalım. Evet. Mesela nohut, mantar, hele ki tavuk değil mi? Bunların hepsinden bir şey yapılır. Yani doğruya doğru arkadaşlar aslında çok zorlayıcı, ilk turda en azından çok zorlayıcı şeyler koymuyorlar. Yani burada bir ananas belki zorlar mı diye düşünüyorsun. Anladın mı? Asma yaprağından birçok şey yapılır. Mantardan, beyaz peynir birçok şeye denk gelir. Değil mi efendim? Biber, şu bu, kuru fasulye. Sonraki etaplarda belki biraz zorlanabilirsiniz. Orada ilginç malzemeler çıkıyor. Onun için kurguyu başta iyi yapmakta fayda var. Ama birbirine çok yakın malzemeler görüyoruz. Artık kader, efendim? Artık kaderinize 45 diyoruz efendim. Hadi bakalım. Efendim Melek Hanım çevirsin çarkı. Şansınız, bahtınız size. Hop. İnşallah şansımı yükselir. Haydi bakalım efendim. Şansınıza. Nohut. İyi, nohut iyi. Nohuttan 1000 tane şey yaparsın. Bak açık söyleyeyim. Ben mesela humus delisi bir adamım. Çok severim. Nohuttan fevkalade şeyler yaparsın. Yani bunu ben tutayım efendim. Siz tamam. Bir tur daha çeviriyorsunuz. Efendim. Öztekin ailesi. Sizlerin şansı önce, olsun. Önce evet. Evet, krema. Krema. Olur yani kafayı kullanırsanız niye olmasın? Krema, nohut bir şeyler bilmiyorum, bir şeyler yapılabilir. Krema her şeye uyar yani. Evet. Uyar oğlu tarafı evet, var. Evet. Evet, ama üçüncü çok önemli. Artık üçüncü çok önemli hale geldi. Atıyorum bir cips, mips çıkartırsa sanki valide seni parça pinçik eder gibi geliyor. Ha, yani yapar mı acaba? Ona uygun yapıyorum, artık severim bilemiyorum. Gelinimi. Ona uygun bir şey. Sever misiniz? Severim. Ne güzel, ne güzel. Çok sevdi kelebeği oluyor burada analar babalar. Nerede bu gelin kaynana çatışması kardeşim bizim programda? Ay ben seni ne seviyorum, ben seni ne seviyorum. Ne seviyorsun sen? Birbirine dal ki biz burada bir iki puan bir şey kazanalım. Evet efendim, çevirelim. Çevirelim efendim. Hop geliyor. Geliyor. Mantar olur. 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 Balı. Aferin. Evet. Balı. Evet.
Zaten sizin gibi bir kayınvalideye sahip olduğu için de bağlı değil mi? Çok teşekkür ederim. Bak ama arkasından ne çıktı valide? Bisküvi. Yani bir sonraki turda eline bir bisküvi de verebilirler. Öyle düşün. Allah muhafaza. Bir çıkarsa bahtımıza diyeceğiz. Tabii. Evet efendim. Nohut, krema ve mantar. İlk malzemeler. Zaten soğanı, unu, baharatı, yağı orada. Fix. Onları kullanabilir. O zaman ben tarafları mutfaklarına alıyorum. Damat Bey'i dinlenme odasına gönderiyorum ve programı başlatıyorum efendim. Haydi bakalım buyurun. Efendim Damat Bey'i dinlenme odasına gönderdik. Kayınvalidemiz burada malzemeleri aldı. Gelinimiz burada malzemeleri aldı. Gayet makul miktarda malzemeler. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane şey, burada da elektrik çarpıyor. Azıcık bir nohut, krema. Yani malum haliniz nohutla şeyi, mantarla kremanın uyumu harikadır. Size o kadarcık bir tüyo vereyim. Hanımefendinin zaten yüzünde biz o işi bitirdik. Sen ne diyorsun ki? İfadesi var. Bu arada efendim programımızda bugün itibariyle bir radikal bir ilave yapıyoruz. Çok büyük bir transfer var. Dünyanın 85 ya da 87 ülkesinde şeflik yapmış, ahçılık yapmış. Büyük bir duayen. Fişlen. Yani siz Michelin'i biliyorsunuz da bir de Fişlen'i var. Fişlen Yıldızlı. Hakikaten en son Esenler garajının karşısındaki esnaf lokantasında esnafı büyülemiş fevkalade önemli bir şahsiyet. Üstad Kerim Şef bundan sonra bizimle beraber olacak. Hem yarışmacılara tiyolar verecek hem bir takım değerlendirmelerde bulunacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şefim bir kasaptan bozma bir haliniz de var. Yani kasaptan bozmayayım evet. Aslında yani et keserek başladım. Öyle mi? Tabii. Ha kasapçılığınız var. Tabii. Olmaz mı? Yani mecbur zaten olmak zorunda. Aksi takdirde yemeği yapamazsınız. Kesmeden hayvan pişmiyor. Ama yani bilmem ne kadar yerde ahçılık yapmış bir abinin de sadece böyle olması bir yolsuz yani yolsuz musun? Yolsuz yok, derler yok. Yani bir cıbır yani bir kostüm bir şurada armalı bir şey olmaz mı? Ya o armalar yani reklam yani o başka bir şey değil. Asıl eldir yani o marka eldir. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim. Biz böyle konuşuyoruz. Şimdi belki millet diyor ki ama ne absürt bir şey bulmuşlar adamın tekine oturtmuşlar. Beyefendi ben burada söylemek istemiyorum bir yemek kanalında değil mi efendim? Evet. Hususiyeti yani kanalın hususiyeti yemek abi. 7-24 yemek programları var doğru mu? Doğru. Da kaç program yaptınız? 250 bölüm. 200... Ve tamamen kendi tariflerimden oluşan. Yapma ya. O kadar. Evet. O kadar. 250 bölüm program yapmış bir adamdır. Affedersin şef olmasa bunu neresinden uyduracaktı? Tabii. Ki uyduracak yeri de belli görüyorsun. Tabii. Bir de efendim bu yeni dönemde yani bu mutfak modern hayatın bu yeni döneminde şeflerin aslında böyle kilolu olması hoş karşılanmıyor. Malum zayıf olmaları daha uygun olur. Çünkü yiyende şöyle bir duygu yaratmasın istiyor. Ulan biz de yersek bu adam gibi mi oluruz? Ya benim için de tam tersi geçerli aslında. Bir yere gittiğiniz zaman o ahçı eğer kiloluysa demek ki güzel yemek yapıyor ki kilo alıyor diye düşünüyorsunuz. Ha siz bu yeni... Daha bir güven veren bir şeydir. Yani siz bu yeni yaklaşıma karşı çıkıyorsunuz. Kesinlikle. Ahçı biraz eski bizim bildiğimiz Türk filmlerinde bildiğimiz toplu tipler olmalı. Tabii yani yaptığını yiyen bir insan olması lazım ki o güveni versin karşı tarafa diye düşünüyorum. Tabii ki bünyesel olarak... Fit bir insan olabilir. O ayrı ama bana daha çok güven verir. Anladım. Bana da çok güven verdiniz maşallah. O zaman efendim daha fazla laf haber vermeyelim. Aman konuş yemin ediyorum lastiğe dönüyor çene ya. Hazır mıyız hanımlar? Elbette. Hazır mıyız? Zaman başlasın. O zaman zaman çalışsın hanımlar başlasın. Buyurun efendim. Şefim malum haliniz ilk etapta siz formatı biliyorsunuz ilk etapta 3 ürün aldılar. Mantar, nohut ve krema. Böyle ufacık birer cümleyle bir tüyo vermek ister misiniz yarışmacılarımıza? Tabii ki. Yani bence çok muhteşem malzemeler var. Güzel malzeme çıktı. Evet. Yani hani bazen nohutun tam oturmayacağını düşünebilir insanlar falan ama sonuçta mantar da kalmaz o. Mantar da bitkisel protein, nohut da bitkisel protein. Kıymadan bir farkı yok. Evet. Ve arkada da çok güzel malzemeleri var bence. Evet. Yani genel olarak insan yemek yaparken elindeki malzemelere bakıp, önündeki gelen malzemelere bakıp, bir şey yapmaya çalışıyor ama arkada da çok güzel malzemeler. O zaman tamam lafı çok uzatmayayım. Yani şef diyor ki arkanıza da bakın diyor. Benim fotoğraf hocam vardı üniversitede 100 yıl önce. Hakikaten onun çok güzel bir sözü vardı. Fotoğrafçı derdi hep önüne bakmaz bazen de arkasına bakar. Demek ki aşçılıkta da bu geçerli. Hep önüne bakmayacaksın arkana da bakacaksın. Arkada 1000 tane malzeme var. Efendim bu arada faaliyette
başlamış durumda. Sevim Hanım, Öztekin ailesinin kıymetli efendim Valide Sultanı başladı. Ne hayal ettiniz? Ne yapacaksınız? Karışık olarak herhalde. Sırf nohut değil. Ha. Mantarlı nohut. Sonraki gelecek olan malzemeler çok önemli. Son anda çıkacak olan eser çok önemli. Bulamadım tahtayı. Siz bir şey hayal et. Tahtayı bulamadım. Tahtayı bulamadım ama çok önemli değil artık. Ha, dur şurada varmış efendim. Hocam çok önemli değil. Ben görmemişim. Evet buyurun. Yani siz henüz bir şey hayal etmediniz. Gelişin, topun gelişine gireceksiniz. Peki burada gelin hanım, yani Melek Hanım acaba ne yapacak? Siz bir şey hayal ettiniz bir şekerim? Şu an önce soğan doğruyorum. Soğan doğramayı hayal ettiniz ve hayalinizi gerçekleştirdiniz. Başka? Başka? Yani ne yapmayı düşünüyorsunuz? Güzel bir tatlı yapabilirdim. Tatlı mı? Evet. Soğan, mantar ve... Hayır, yani üzerine malzeme olarak güzel böyle bir muhallebi tarzı bir tatlı yapabilirdim. Soğanı niye doğruyorsun ablam o zaman? O doğru. Yani... Çelişkiler yumağısın Melek. Melek Hanım, çelişkilerin içinde boğulmayın. Evet. Bir hedefe kilitlenin. Ve o hedefe doğru lambur lumbur yürüyün. Korkmayın. Merak etmeyin. Yaparsınız. Yaparım değil mi? İki çocuğunuz için neler yapıyorsunuz? Evet, çalışan bir hanım olduğum için birazcık zorlanıyorum ister istemez. Hiç. Hayır, yani... zorlanmazsınız. Bu kadar öğrenci yetiştirdiniz, zorlandınız mı? O başka bir şey. Hayır. Ama yemek farklı bir şey. Yani çocuk. Elimden geldiği kadar çocuklarıma yapıyorum, hazırlıyorum. Evet. Biraz daha. Ben... Daha önce mutfağa girdiniz mi? Giriyorum. Giriyorsunuz. Ama aparatif... Ama daha belli böyle... etmiyorsunuz çok. Yani genelde biraz daha aparatif yapıyorum. Öyle aparatif sorayım. Yapıyorsunuz. Evet, evet. Aparatif dediğiniz nedir efendim? Hazır. Ha. Yani hani eğer geç geldiğimde konserve tarzı. Kaynanız mutfağı nasıl? Yani tabii ki o çalışmadığı için normal yani. Ha, normal, öyle mükemmel değil. Yani. Mesela sizin anneniz daha mı güzel yemek yapar? Evet, evet. Ha. Annemin yemeklerine hiçbir şey değişmem. Ha, evet, hepimiz öyleyiz. Evet, yani. Evet. Yani o kadar yıldır ev kadını ama belli bir düzeyde kalmış mı? Yani. Hı. Anladım. Onun yaptığı en sevdiğiniz yemek neydi? Patlıcan musakkayı çok güzel yapar. İlginç. Evet, patlıcan musakkayı çok güzel yapar. Yok, hayır. Hmm. Güzel yemekleri de var. Tatlıları çok güzel yapar. Tatlı. Yani bu konuda kesinlikle... Hatta bir defa çocuklara kadayıf yapmıştı. Gerçekten şöyle cevizli. Bir kere. Bir kere değil canım. Peki. Ben evdeyken tabii ki çalıştığım dönemlerde ilgilenemiyorum çocuklarla. Ama tabii ki ilgileniyor. Anladım. Siz tabii bu ocağı falan açmayı biliyorsunuz değil mi? Tabii nasıl açacağınızı? Tabii. Buradan şurada, açıyorum. Evet, oradan açıyorsunuz. Hı-hı. Nereye istiyorsanız koyuyor. Büyüğe mi koymak koydum, istiyorsunuz? Ya da buraya da koyabilirim. Peki buraya koyuyorsunuz malum. Aşağıdaki tamam. Efendim. Pardon. Şuradan kapattık. Aşağıdakiyle evet. Yağları falan kullanırsınız. Burada baharatlar, onlar, bunlar. Tamam, teşekkür her ederim. Türlü efendim. Onu kullan, bunu kullan. Evet, Valide Sultan. Evet, işte efendim bir hareket. Hızlı bir şekilde yürüyen bir hareket başlamış. Gördüğünüz gibi. Ha, enteresan. Enteresan olan nedir? Oğlunuz, karabiberi şimdi atmışsınız da. Evet. Oğlunuz gelinizle tanıştırdığı ilk güne dönerim. Kapatın gözlerinizi. Yok ya, kapatmasan da. Ondan sonra o ana dönerim. Oğlunuz tuttu getirdi gelini. Anne ben böyle mi evlendiler? Flörtle mi evlendiler? Görücü usulü mü? Evet, üzgünüm öyle oldu. Üzgün? Öyle oldu. Beşinci dakika. Allah, beşinci dakika. Pardon efendim. Şimdi efendim beşinci dakikaya gelmiş bir ilave. Bu mevzuyu konuşacağız. Valideciğim, bir malzeme daha katılacak. Onun için buyurun ilk ben çarkı. Evet, Melek Hanım çevirmişti. Ben. Şimdi efendim Sevim Hanım bir malzeme daha katacak işin içine. Bakalım ne? Bahtına ne çıkacak? Bak, cips çok tehlikeli. Başka neler var efendim burada? Ananas biraz tehlikeli gelir bu işe. Ama çok uyacak şeyler de var. Nasıl? Mesela sanki tavuk. Sanki kuru fasulye. Bak, bisküvi var, çok tehlikeli. Kereviz de olabilir, bilmiyorum. Çevirin bakalım baktığınızda ne çıkacak efendim. Ay, gelinimden üstün olayım inşallah. Ay efendim, siz herkesten üstünsünüz, merak etmeyin. Bakalım.
kuru fasulye. Olur. Nohut şunu kuru fasulye şey. Yani. Bence bakmakiller olmuş oldu bu. Olur efendim. Kuru fasulye yeni Melek Hanım. Alo Melek Hanım, kuru fasulyeyi de ilave ediyoruz şimdi. Kuru fasulye. Yerlerinizi alıyoruz efendim. Gayet uygun, fevkalade bunlara denk düşecek bir malzeme. Gelsin kuru fasulyeler. Evet Ömür Bey. Hanımefendiler içeride sizin için yemek yapmaya başladılar. Zor beğenen birisi misin Ömür? Vallahi doğru mu, doğrusunu söylemek gerekirse... Hep doğruyu söyle, hiç hayatta yalan konuşmaya. Önüme ne getirirlerse yiyorum genelde. Öyle yemek, mi? Ay yazık. Ne koyarlarsa yerim diyorsun. Ya genel olarak öyle. Yemek ayırt etmiyorum. Hmm. Genel olarak her şeyi yiyorum. Şöyle ben de yemek ayırt etmiyorum ama hani lezzet ölçüm var. Öyle her şeyde yemiyorum yani. Lezzetli bulmazsam yemiyorum mesela. Sen? Ya ikisi de gerçekten lezzetli yemekler yaptığı için problem olmuyor. Evet. Ama mesela... Ömürcüğüm hiç böyle hani anne yemekleri bir başka geliyor ya insana. Yani bilmiyorum ben kötü yemek anne yapan anne var mıdır ama hani anneler hep güzel yemek yapar gibi. Ve bazen özlersin yani annenin yaptığı güveci, kuru fasulye, onu bunu. Böyle özlediğin bir anne yemeği var mı? Yaprak sarma. Yaprak sarma benim annem de çok güzel yapar. Evet. Onu da herkes yapamaz hakikaten. Peki Melek Hanım'la flört ederek mi evlendiniz? Evet. Flört ederek. O flört sürecinde ya da nişanlık sürecinde hiç merak ettiniz mi? Bu kadının eli nasıl yemek yapar, iyi midir, hoş mudur? Hiç bu da bir soru işareti olarak kafanızda var mıydı yani? Ya şöyle bir şey oldu. Evlerine gitmiştim. Ailesiyle tanışmak için. Orada yemek yemiştik. Kendi evlerinde. Yemekleri kendisi yapmıştı. Gerçekten çok güzeldi. Yani güzeldi. Oradan evet. Bir geçer not almıştı. Evet. Sonra onu eve taşıyabildi mi? Tabii ki. Taşıdı. Eşinizle anneniz arasında bazı böyle muvazzalı, çelişkili durumlar olduğu oluyor mu? Ya her ailede olduğu kadar oluyor bizde. Abartılı bir şey yok ama. Tabii ki. Ha, yani birbirlerine daldıklarını hiç görmediniz. Yok. Aman Allah muhafaza. Allah muhafaza. Peki efendim siz o zaman bu dinlenme odasında devam ediniz. Ben bir içeri geçeyim. Bakayım mutfağa neler oluyor, neler bitiyor. Ben arada geleceğim senin yanına abiciğim. Tamam. Sen istirahatine bak. Evet Melek Hanım, az önce eşinizin yanındaydım. Selam söyledi size. Aleykümselam. Merakla beklediğini belirtti. Siz ne alemdesiniz, ne yapıyorsunuz? Şimdi soğanları kavurdum. Kavurdunuz. Mantardan başlayacağım. Mantardan. Başlayacağım. Evet. Mantarı ne yapıyorsunuz yani? pardon. Evet. Ha, mantarı doğrayıp içine mantar mı katacaksınız? Evet. Anladım. Yani sonra aslında... bunları kullanmayı düşünmüyorum. Ha? Sonra bunları kullanmayı düşünüyorum ama... Sonra. Ya şimdi şöyle bir şey var Melek'ciğim, yani genellikle şununla karşılaşıyoruz. Herkes yağı eritiyor, ne varsa karıştırıyor. Yani biraz böyle hayal gücünüzü zorlayın ya. Yani bunlardan bak çorba da olur. Bak istiyorsan bundan salata bile yaparsın. Anladın mı? Mantar çorbası, mantar salatası. Hayır yani ne bileyim yani. Salata. Uç yani işte börek de yapan, çörek de yapan. Herkes hemen yağ kavur, soğanı koy, üzerine her şeyi at falan gibi. Yani biraz yaratıcılığı çalıştırmakta fayda var diyorum. Eşinize sordum yardım eder misiniz diye. Evet. Temizliğe bile yardım ederim dedi. Sallıyor mu yoksa eder mi? Yok sallamıyor. Ha. Gerçekten yardım sakin ediyor. Bir adama benziyor. Sakin bir ilişkiniz mi var? Evet. Ha yani çok böyle... sakin, mülayimdir. Ha mülayim, ne güzel. Evet. Çünkü mülayim eş insanı gerginlikten korur, stresten uzak tutar değil mi efendim? Evet. Çok güzel. Ara sıra işte kayınvaliden de biraz yani bizi... Bak açık söyleyeyim, kayınvalide bana biraz asabi gözüktü Melek. Şimdi ben sana bu numara bazen yapmıyorum. Bazen yaptığım şeyleri... Gaz da vermek istemiyorum. Bir asabiyeti varmış gibi gözüküyor da. Evet. Ama tabii neticede önemli olan yürek, sevgi dolu bir yüreği varsa... Olur, bu absorbe edilir değil mi efendim? Muhakkak. Evet, muhakkak. Anlaşamadığımız çok noktalar var ya. Öyle mi? Yok değil yani. Mesela bir tanesini söylesene. Mesela çocukların eğitimine müdahale ediyor mu? Hayır, o konuda değil. Bazen çalışan bir hanım olduğum için yemeklerimi pek fazla beğenmiyor. Yani. Anladım. Ama sen de zaten onun kadar kuvvetli olmadığını söylüyorsun mutfakta. Tabii ki muhakkak yani. Çalışan hanım her zaman yemek yapamayabilir. Bu konuda onun da biraz anlayışlı göstermesi gerekiyor yani değil mi? Ama bazı yemekler de o kadar basit ki yapılabilir yani ya. Neyse bakalım siz başlayın ama konuşuruz efendim. Bütün bunlara şey yaparız. Evet bu arada Valide Sultan bakalım neler yapıyor. Valide Sultan maydanozlar da çıkmış efendim. Ne durumdayız? Siz her şeyi karıştırmışsınız. Evet. Karıştırdınız. Oğlumun çok güzel. Sevdiği bir çorba vardı, onu yapıyorum ben şimdi. Tesadüf.
bunların arka arkaya gelmesi bir şans oldu diyebilirim. Şimdi şey merak ediyorum. Sizin gerçekten sırf meraktan soruyorum. Afişlik olsun diye. Gelin kriterleriniz nelerdi oğlunuzu evlenmeden önce? Nasıl bir gelin hayal ediyordunuz? Ya her şeyden önce oğluma, hani bu klasik bir laftır ya, yani oğluma layık olsun, işte oğluma yakışsın. Ya ben de öyle bir şey tabii başta onu istiyordum. Yani İyi gelini, oldu diyorsunuz. İyi oldu gibi de. Siz biraz asabi gözüküyorsunuz ama var mı bir agresyonunuz, bir asabiliğiniz? Hayır, aslında değilim. Yani sert yüz ifadeniz, evet, daha sert. Evet, genelde öyle söylenir ama beni tanıdıktan sonra, bilmiyorum, gelinimle konuştu da. Beni tanıdıktan sonra... Çok seviyor sizi. Seviyor. Müdahale eder misiniz onların hayatına belli ölçülerde? Yok, genelde etmiyorum ama şöyle de bir durum oluyor zaman zaman. Oğlumun üzüntülü, sıkıntılı anlarında yanında bulunduğum zaman da, işte sen karışmasan da, hani biz kendimiz çözsek gibi konuşmaları beni açıkçası üzüyor. Kendi kendilerine kalmak istedikleri anlar. Yani bunu o gelinim istiyor bunu, oğlum değil. Anladım. Oğlunuz sen... müdahil olmanızı istiyor geliniz. Evet. Anladım. Tek evlat olunca bir de böyle oluyor yani. Ha, tek evlat mıydınız? Evet, tek evlat. Tabii el bebek, gül bebek büyüdü. Yani. Şimdi şey değil. Evet, neyse biz işimize bakalım efendim. Siz şimdi bunların hepsini karıştırdınız. Galiba bir maydanozlar falan gelecek. Tabii en son. Bundan sonra gelecek malzeme de çok önemli ha. Başka malzeme de var mı? Tabii efendim var. Olur mu daha? Oo, ne malzemeler gelecek? Acaba onlar nasıl olacak? Onlar da çok önemli. Bu arada büyük ünlü şef, olacak o zaman o. Büyük duayen Kerim Bey. Kerim Bey şöyle sizi ortaya alalım. Gel canım, gel. Gel Kerim'im, gel. Gel paşam. Gel. Evet, gördüğünüz gibi maşallah. Allah her yerden vermiş. Boy, pos, endam, ay parçası gibi bir yüz, sevimli bir surat, yakışıklı bir insan. Aynı zamanda mahir, bilmem kaç yüz bölüm mutfakta program yapmış. Esnaf lokantalarının vazgeçilmez duayeni değil mi efendim? Evet efendim, teşekkür ederiz. Şimdi az önce dediniz ki mühim olan el dediniz. Evet. Yani elsiz olmaz mı? El niye gerekli? El ne? Nasıl el yani? Yani el zaten hayatın her yerinde gerekli. Hani kapı açmasından tutun da amuda kalkarken olduğu gibi yemek yaparken de çok önemli. En gerekli olan. Peki o yani kader, yani tanrısal bir şey mi o yetenek? Yoksa insan öğrenebilir mi mutfakta elini iyi kullanmak? Yok, öğrenilmez. Yani eğer şöyle gördüğünüz gibi böyle elinizde ben falan varsa o zaman yemek yaparsınız. Ben yoksa yemek yapılmaz. Harbi mi diyorsun? Tabii. Bakayım senin elinde ben mi var? Tabii. Bak şurada var. Aa, evet, işaret. Şurada var. Aa, ay nasıl tombul tombul parmaklarım var. Yani şu eller senin kaderin. Allah sana bunları verdi. Herkes de yok, bu ellerle yapabilirsin. Evet. Üzeriniz de kirlenmiş. Biraz şey yaparken. Var mı? Gerçekten bende var mı acaba? Ama ben de güzel yemek yaparım. Bende de var sanki bak. Değil mi? Yok mu yoksa? Bakalım. Var şurada var. Var ya, var. Şey, var bir şey, ufak bir şey var. 10. dakika. Maşallah ne ses var şefim ya, insanı zıplatıyorsun. 10. dakika yeni bir malzeme seçimi demek. O zaman buyurun efendim, seçelim. Geliniz lütfen, çeviriniz. Bakın çok uygun, o yaptığınız yemeklere çok denk düşecek malzemeler var. Hiç uymayan malzemeler var. Dikkat edin, dua edin, sakin olun. Ve ona göre biraz ayarlı çevirin, atarlı kızım, çevirmeyin. Oğlumu seçtiğin gibi oradan da güzel bir şey seç bakalım, hadi. Bak diyor ki oğlanın en güzelini yani seçti. Yani ben yapamaz mıyım? Onu mu söylemek istiyorsun? Hayır yani oğlumu seçtiğin gibi diyorum, oradan da güzel bir şey çıkar. Oğlan diyor güzel seçtin diyor, bakalım malzemeyi de güzel seçebilecek mi diyor. Nasıl yapacağım bunu diyor. Ne istiyorsunuz bunlardan? Mesela ne olur? Domates olabilir. Domates olabilir. Tavuk olur mu? Olabilir tabii. Tavuk olur. Beyaz peynir pek uymaz, bisküvi hiç uymaz, cips olmaz. Kereviz de sanki olur. Kıyma da olur bak. Kıyma olur, tavuk kıyma olur. Evet. Ananas uymaz, makarna belki olur. Biber, patlıcan da... Neyse ben karışmam ya. Buyurun siz ne yapıyorsanız yapın efendim. Evet, şimdi Melek Hanım çevirdi. Bakalım diğer malzeme ne aha da cips geldi ya. Ya biraz bir hesaplı çevir dedim bacım. Sen langırt diye çevirdin. Evet, cips. Valide Sultan cips geldi. Kadir Bey, oğlumu duyunca zaten şaşırıyor ne yapacağını. Çok seviyor. Hiç alakası bile yok. Ama efendim bak. Abartıyorsun anne, lütfen abartıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Cipsi Kerim Bey süslemede kullanabilirler belki. Ne yaptıklarına bağlı olarak? Ne yaptıklarına bağlı. Üstlerden yani buraya daha çok uyarmış gibi gözüküyor. Öyle mi? Neyse, buyurunuz efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Yerinizi alalım size. Teşekkür ederim. Cipsi de bir şekilde kullanırsınız ya. Evet, cips gelsin efendim. Kur'an Kur'an'a bir mücadele.
Bir de işin içine cips girdi, iyi mi? Şimdi efendim fasulye, nohut, mantar derken cips ne ya bilmiyorum. Yaratıcılıklarını kullanacaklar. Cipsi de bir şekilde ilave edecekler. Ekipler çalışıyor efendim. Burada Melek Hanım. Melek Hanım nasıl gidiyor? Bakalım. Arka gidiyor. Evet. Sen su mu koydun buna? Çok az bir şey. Dibi tutmasın. Az bir şey su koydum. Melek, ne yaptığın konusunda bize hala bir şey söylemeyecek misin? Gelişleme hala ya. Bu nedir abi? Mantar. Onları biliyorsun hayatım. Yemek ne yani? Sote şeklinde de yapabilirim. Evet. Sote olmaz diyor. Mı? Olur olur. Niye olmasın? Olur. Olur. Belki bu taraf daha bilinçlidir. Bu tarafa bakalım. Evet. Bari siz ne alemde? Siz ne yapıyorsunuz? Dediğim gibi oğlumun sevdiği bir çorba. Tesadüf. Çorba mı? Evet, ben çorba yapacağım. Evet, çorba yapacağım ben. Değişik bir çorba yapacağım. Bir nevi sebze çorbası gibi yani. Gibi. Olur. Baklagillerden çorba olacak açıkçası. Olur. Yani şimdi tabii bir sonraki malzeme eğer çok ters olmazsa bu çorbanın güzel olacağına da inanıyorum ben. Evet. Fasulye şu bu falan filan olur olur gider. Başka cipsi var. Sonra nasıl kullanacaksınız? Onu üstüne kullanmayı düşünüyorum. Çorbanın. Güzel fikir. Güzel fikir. Şahane. Peki siz yemek yapmayı nasıl öğrendiniz? Annem, rahmetli annemin, annem çok lezzetli yemekler yapar. Aynı şekilde ablamlar da öyle. Bak. Anneniz yani, öğretti, bakarak diyor. Öğrendiniz. Yani kendi isteğinizle öğrendiniz. Yani evet, sonra tabii bunları ben kendim de geliştirdim. Farklı şeyleri katarak. Şu da bir gerçek değil mi? Az önce Melek Hanım'la da konuşuyorduk. Yani ev hanımı olmak büyük avantaj. Yani çalışıyor olsaydın sizin için de sıkıntı olabilirdi. Pratiğim ama ben. Yani 5 dakikanın içinde çok şeyler yapabiliyorum. Yani bir sürü şey ama işte o yılların tecrübesi de. Peki yani. Mesela eşiniz müşkül pesent midir? Kolay beğenen midir? Zor beğenen midir? Ne koyarsanız yer mi önüne? Açıkçası değil ama zaman zaman yapıyor o müşkül pesentliği. Oğlunuz nasıldır? Çünkü ben oğlunuza sordum, ne versen yerim ben dedi. Evet. Öyle mi? Evet, biraz etçildir. O sebzeden çok et türü şeyleri daha çok sever. Ama evlendikten sonra tabii neler yapıyorlar onu bilmiyorum. Neler yapıyorsunuz? O kadar hakim değilsiniz. Peki efendim. Evet. Kolay gelsin. Biz devam ediyoruz. Bir yandan da bakıyoruz neler oluyor diye. Hummalı bir çalışma. Çok aşırı hummalı değil de az hummalı bir çalışma orada yürüyor. Büyük şef burada duruyor. Büyük şef burada değişik bir yaklaşım sergileniyor. Orada deniyor ki sote yapılacak. Burada da çorba yapılacak. Ne diyorsunuz? Bu tarafın aslında kaynananın bir dezavantajı var. Baharatları önceden ekledi. İlk kavurma aşamasında ekledi. Neden öyle yaptı abi? Bilmem. Yani belki daha çok lezzetli geçsin. İşbilmezlik diyebilir miyiz? Yani işte yani kavurma aşamasında ben olsam eklemezdim açıkçası. Çünkü baharat tatlandırıcı sonradan açacak kendini değil mi abi? Tabii. Bir de şimdi cips girdi. Cips de baharatlı. Ne olacak? Ne olacak? Aşırı baharat. Vav, bomba patlayacak. Doğru yani diyorsunuz. Damat sonuna kadar gidebilecek mi o tabağın? Göreceğiz bakalım. Bakın Kerim Bey, Şef Kerim, dünyaca ünlü büyük şef, esnaf lokantalarının büyük üstadı. Diyor ki kavurma aşamasında koyma baharatı diyor. Önemli bir tüyo veriyor. Tabii. Değil mi bir yandan da? Tabii. Tabii. Onu sonradan diyor yemeği açmak için. En son kertede mi konur abi? En son yani baharatına göre değişir aslında. Yani bir de ne kadar lezzetini bırakmasını istiyoruz o da önemli. O da önemli. Doğru diyorsunuz. Çok güzel. Fevkalade. Siz bir hanımları dolaşmak ister misiniz? Bir bakmak ister misiniz? Tabii. Gel bir Melek'e bakalım. Çünkü ben burada durumu biraz şey görüyorum. Tehlikeli görüyorum. Buyurun. Yok hayır yani. Şöyle el yordamıyla gidiyorsun Melek'ciğim. Geç kardeşim şöyle. Geç şefim, büyük şef. Evet. Bir soteye doğru gidiş de biraz fazla mı su? Soteye doğru gidiş. Çorbaya mı dönmüş? Çorbaya dönmüş biraz. Çorbaya dönmüş evet. Bu suyu niye bu kadar com com gömdün sen Melek? Dibi tutmasın diye ama. Yavrum ne dibi tutacak? Mantar var içinde o suyunu bırakacak zaten. Evet. Dibi tutmaz mümkün değil. Hayır bir de şöyle şimdi sen bence bu soteden kıvırabilir mi bu bir tarafa doğru? İşte yani soteden kıvırabilir tabii ki. Hani daha bir hani minestrone çorbası gibi parçalı bir çorba haline dönüştürebilir. Evet, ama bu sefer de herkes çorba yapmış olacak. Evet. İçine mesela şu makarnayı kullanabiliyor mu acaba? İçine makarna falan mı alsın? Makarnayı kullanamayacak. Kullanamayacak. Makarna malzemelerden değil ama birazcık unla bağlayabilir belki. Ha, belki unla sertleştirebilir. Güzel. Peki gelin Valide Sultan'a da bakalım. Büyük şef. Evet. Valide Sultan daha kararlı. Çorba yapmaya karar vermiş. Bakliyat çorbası ve evet bu uğurda yürüdüğünü görüyoruz. Evet yani şu ana kadar iyi gidiyor.
Sonra krema baharat risk işte. Baharat risk. Krema baharatı uyacak mı? Kremayı kullanmamış çünkü. Kremayı en son aşamada çorbayı yumuşatmak için kullanabilir. Evet. Gelen koku fena değil ama yani moral için söylemiyorum değil mi? Siz nasıl buldunuz? Güzel güzel. Şu anda çok iyi. Fevkalade. Haydi bakalım. 15. dakika. 15. dakika oldu efendim. O zaman bir yeni ürün daha geliyor. Bir yeni malzeme daha ilave edeceğiz. Kimdeydi sıra? Bende sıra. Sizde mi? Buyurun efendim. Evet, bir yeni malzeme. Bak çok dikkatli olmak zorundasın Valide. Çünkü hakikaten çok hassas. Onu çekim verirsin ya. Oradan illa düşürmen gerekmiyor ayarını. Hakikaten çok abuk subuk bir şey seçersen bütün emekler heba olabilir. Uyarını diyeceksin ki nasıl seçeyim? Ya ona göre işte bir şey yap yani, bilmiyorum, bir düzen yap yani. Mesela kakao makao gelirse ne yapacaksın? Oo, korkunç olur ya. Korkunç olur ya. Çok pardon, neydi? Ne gelirse dediniz hocam. Kakao. Tabii abi. Mesela kereviz kurtarır. Evet. Anladın mı? Ne bileyim bak, makarna olur. Evet. Bunlar patlıcan, tavuk mavuk idare edersin de kakao ile bisküvi gelirse şapa oturduk demektir yani. Evet. Onun için böyle biraz ayarlı çevir, böyle langır lungur çevirme. Hadi bakalım. Buyurunuz efendim, işte o an. Gayet gerilimli. Hakikaten ne olacağı belli değil. Büyük risk. Her şey heba olabilir. Ve her şey Valide Sultan'ın elinde. Buyurunuz efendim. Bak. Bak. İşte çok güzel. Taktik dinledi. Domates seçti. Domates son derece kurtarır. Değil mi şefim? Domates. Her iki tarafa da yarar. Evet. Çok da güzel olur. Peki o zaman domates gelsin. Evet Ömürcüğüm, çalışmalar devam ediyor. Son malzemeyi de aldılar. Yalnız bir şey söyleyeyim, sen de ballı bir adamsın. Çünkü malzemeler birbirine çok denk düşen malzemeler oldu. Böyle abuk subuk bir şey çıkmadı. Yani netice itibariyle zaten şartımız yenebilecek bir şey yapmak ya. Aynı zamanda da hoş bir usare yakalayabilirler yarışmacılar. Bilmiyorum artık. Hummalı bir faaliyet senin için. Devam ediyor. Şimdi birisini seçeceksin. Kimi seçtiğini de bilmeden seçeceksin üstelik. Bu seçimin sonucu sana bir şey kitler mi taraflardan birisi? Vallahi bilemiyorum. Yani onu seçtim bak benimkini seçmedim falan diye bir kafanı başını etini beynini didikleme durumu olur mu sence? Burası yarışma programı. O psikolojiyle ne yapacaklarını tam kestiremiyorum ama olmaz herhalde. Olmaz. Bir de bilmeden seçeceksin. Bilmiyorum çünkü. Yani. Kimin ne olduğunu. Evet. Hani bir tüyo alsan ona göre bir politik bir davranış sergiler miydin ya da diplomatik bir şey yapar mıydın? Tüyoyu kimden alacağım? Hayır, birisi tüyo verse. Mesela dese şu tabak annenin, şu tabak eşinin dese. Bir numara çevirir miydin? Yok. Çevirmezdim. Evet, çünkü bilerek birisini seçersem daha kötü olur benim açımdan. Daha kötü olur. Tabii. Şimdi daha avantajlı durumdasın. Evet. Doğru, bravo. Peki. Peki nasıl? Evdeki, yani evlenmeden önceki evdeki konumunu düşün. Evlendikten sonra annenin, babanın evini kastediyorum, konumunu düşün. Arada büyük bir değişiklik oldu mu? Çünkü artık hayatında bir başka kadın var, sorumlulukların var. Çünkü sen bir evin bir oğluymuşsun. Evet. Herhalde çok el bebek, gül bebek, çok şımarık yetiştirmişsindir. Yok herhalde. O kadar da değil ya, halimden belli oluyordur genel olarak. Evet, muhalesin, evet evet. Avuksun bir adam değilsin, evet. Evet, sağ olun. Değiştirmez ya. Yani güzel, yine anneciğinin babacığın evine gittiğinde evlenmeden önceki halleri, davranışları devam ediyor. Ya nispeten biraz daha az olması gerekiyor. Sonuçta evliyiz. Ama tabii koca ki, adam olduk, çok çocuğa karıştık. Tabii torunlarını çok seviyorlar. Onlara iki torun verdin. Evet. Değil mi? Çok mutlu oluyorlar tabii ki. Torunlarla. Çok mutlu oluyorlar, evet. Ne güzel. Devam edecek mi bu abi? Yine çocuk istiyor muyuz? Ya o konu hakkında çelişkili biraz. Kararsızsınız. Kararsız, evet. Hadi bakalım, hayırlısı. Kısmet neyse olsun. Evet. Ben o zaman yine mutfağa geçiyorum. Evet. Sen istirahatine devam ediyorsun. Sağ olun kardeşim. Artık yavaş yavaş finale doğru yürüyoruz babacığım. Merak etme. Güzel bir yemek olacak bence. Evet efendim. Az önce oğlunuzla hasbihal ettik. Evet. Çok selam var size. Sağ olun. Anacığım diyor. Güzel. Tuzu şimdi mi atıyorsunuz? Evet. Ona bir anacığım geçiyor. Diyor güzel şeyler yapsın bana diyor. Ki anacığı da ona, evet, hakikaten çorbaya benzemeye başladı. Böyle bir sebze çorbası şeyinde üstelik kremayı da katınca daha bir ritmini bulacak bir şeye döndü hadise. Zevk alıyor musunuz yemek yapmaktan? Alırım. Özellikle ürettiğim yemeklerden çok zevk alırım. Yani sizin kendimin buluşlarınızdan. Evet, evet. Mesela ne var buluşunuz? Öyle ilginç bir buluşunuz var mı? Genelde ablam yazlıktan
Şu anda artık organik denilen ürünlerden gönderdiğiniz zaman, malzemelerden gönderdiğiniz zaman. En basit şunu söyleyeyim. Yaptığım makarnanın içine işte onları katıp koyup. Yani sebze çok katıp. Çok farklı bir makarna oluyor. Lezzet çok ayrı bir şey oluyor. En basiti yani. Anladım. Siz yani mutfakta buluş seviyorsunuz. Aynen öyle. İcat seviyorsunuz. Aynen. İcat çıkarma diyenlerden değilsiniz siz. İcat sevenlerdensiniz. Peki efendim, mesela bu gelin kaynana ilişkisinde şöyle bir şey var. Yani bir tarafta ortada mutlu olması istenen birisi var. O sizin evladınız, karşı tarafın eşi. Sizin için söylemiyorum, genel olarak diyorum. Ama bir tarafta da mesela hani o insanların özlük haklarına müdahale durumları oluyor. Mesela şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye ebeveynler tarafından. Bunu diyorum ya, sizi tenzih ederim. Bunda bir yanlışlık mı yok mu? İnsanlar artık evlenmiş, barklanmış, kendi hayatlarını kurmuşlar. Aslında kendi yollarında yürüsünler. Doğru, yanlış, hatalı ya da değil, kendi kararlarını versin. Ebeveynler niye müdahale ediyorlar bu insanların kararlarına? Ben de onu anlamış değilim. Evet, ben de zaman zaman müdahale ediyorum. Siz de ediyor musunuz? Ediyorum ama artık karşı taraf nasıl bir şey algılıyor, anlıyor onu da bilmiyorum. Yani güzel olan şeyler olsun istiyorum. Ama tamam, siz güzellik için, iyilik için istiyorsunuz ama artık her insan da bu devirde kendi kararını kendi vermek istiyor. Evet. Değil mi? Öyle bir şey oluyor. Galiba oradan bayağı çelişik durumlar çıkıyor ha. Evet. Zaman zaman onları yaşıyorum da. Mesela kayınvalideniz, bana çok fikir soruyorlar. Kayınvalideniz size müdahale eder miydi? Kayınvalidem maalesef tanıyamadım. Kayınpederime, kayınvalidem. Ha. Siz evet. Siz evlenmeden önce rahmetli olmuşlar. Evet, sizler ömür. Ama oğlum çok üzülür. Bir babaannem, bir anneannem. İşte anneanne olsaydı de yok bende, dede de yok. Ya biz tamamen çekirdek bir aile gibi bir şey olduk. Anladım. Peki. Yani siz o çelişkileri yaşamadınız çok anneanne fazla. Anneanne dede vardı işte. Aynen, oğlumun büyüme döneminde. Onu da geline sormak lazım. Bakalım o nasıl. Peki, kolay gelsin. Teşekkür efendim. Ediyorum. Sağ olun. Devam edin. Ben de efendim böyle 500T yolcusu gibi bir ileri bir geri bir arkaya bir öne, değil mi Kerimciğim? 500T'de sevmiş. Çok fazla hareket imkanı olduğunu zannetmiyorum. Sizin gene hareket imkanınız var epey bir. Doğru, siz 500T'yi biliyorsunuz. Tabii. Vay, bindiniz mi? İstanbul'da binme var mı? Ha, 500T değil mi? 500T malum haliniz. Efendim belediye otobüsü hakikaten çok yoğun, çok dolu değil mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim. 500T'ye siz binseniz sizi biraz şey yaparlar, rahatsız olurlar. Çünkü siz en az bir 3 kişilik yer kaplayacağınız için. Ben 2 bilet basıyorum zaten. Ha, o yüzden. Tabii. O zaman kullanıyorum da koltuğuna falan 2 kişilik otururum mesela, yer vermem. Ya yani. Kerim Şef, hakikaten şaka bir tarafa da. Yani maşallah yapılı bir beyefendisiniz. Sıkıntı oluyor mu abi? Uçakta, trende, vapurda, otobüste. Yani böyle hani bir... Uçakta oluyor. Değil mi? Tabii. Sen özellikle böyle Anadolu'ya uçuş yapan seferler var. Malum şimdi adlarını zikretmeyelim. Orada var ya, senin canın çıkar ha. Şu kadarcık aralık. Ya benim için aslında çok problem değil de yanımdakini özülürüm ya. Yani, ama sen de koltuğa kolay oturamazsın ki babacığım. Ya eninde sonunda benim zorlayarak da olsa bir şekilde, hani cüssenin de yardımıyla oturabiliyoruz vücut ama. Vücut da öğrenmiş artık. Elastik olabiliyor demek ki, şıkır şıkır yerleştiriyor, öyle mi? Aynen öyle. Çok güzel. Peki, çalışmalar gidiyor. Yeni bir mamul domates eklendi. Hı hı. Bu bir avantaj mı? Yarışmacılar için dezavantaj mı? Yani en son gelmesi biraz dezavantaj olabilir. Hı hı. Ama yine de yemeğe uyumu açısından avantaj. Tabii, çok ters bir şey gelmedi. Bir tavsiyeniz... Yani bir ananas değildi mesela. Tabii. Bir tavsiyeniz olabilir mi domatesi nasıl kullanacakları yönünde? Yani çorba olan tarafta bir tavsiyeye gerek yok zaten, içine girecek. Hı. Öbür tarafta... Sos olabilir mi? Yani sostan ziyade hani yemeğin içine katmadan önce pişirmek lazım. Çünkü bütün zaten içindeki yemek pişti. Pişti, evet. O yüzden katmadan bir pişirmek lazım. Ama yine de bence çok uygun malzemeler. Kesinlikle. Yani çok lezzetli bir şey yaratmaya çok müsait bir ortam var yarışmacılar. Evet. Yani bunun lamicimi yok. Çok şanslılar yani. Kıvırmacası yok bunun yani. Ben hani yarışmacılardan çok damat adına sevindim. Evet, için. Aynen. Çok kolay yenebilecek şeyler bunlar. Evet efendim, devam ediyoruz. Şöyle 3-5 dakika daha iki lafın belini kıracağız. Ondan sonra bir damat beyle konuşalım. Ondan sonra da yavrum sen demin de langırt diye tuz atıyordun. Bir dikkat et ama onun tadına baka baka. Tuz değildi. Değil miydi? Neydi o? Pul biber ve karabiberdi. Tuz atmadın mı sen? Daha yeni attım. Ha, yeni attın. Hı-hı. Tamam. Yani biraz sen kremayı da katmışsın. Evet, kattım. Ha, katmışsın, evet. Yani biraz kontrolü gitmekte fayda var diyecektim ama sen işini bilirsin. Öğrencilerle, yani hayatın öğrencilerle geçiyor. Bir özel okulda ilk öğretim seviyesindeki öğrencilerle berabersin. Evet. Yorucu bir iş tabii, değil mi? Tabii ki. Yani kolay değil. Hele şimdi gençler, çocuklar canavar, çok hareketli, çok enerjik.
Talepleri agresif çok öğrencilerimle de karşılaşabiliyorum. Bu da insanın motivasyonunu bozuyor. Yani çalıştırdığım zaman aniden bir agresif bir hareket yapan öğrencilerle karşılaşıyoruz. İşte bu çağın gençleri öyle. Biz çok korkuyorduk hocalarımızdan ve çok mesafeliydik. Şimdi biraz daha o mesafeler kalkmış. Ben asıl şunu soracaktım. Munis bir kocam var ama hareketli ve yorucu bir işim var. O işteki edindiğin stresi eve taşıyor musun? Kocana ekliyor musun? Kocanla ilişkini etkiliyor mu o işin stresi? Etkiliyorum zaman zaman. Ama her zaman değil. Sürekli değil tabii ki. Ama bana adam biraz sünger gibi geldi senin adam. Sanki böyle onları emiyormuş, böyle bakıyormuş gibi geldi yani. Çok şey değil böyle, hemen karşı bir atak geliştirmiyormuş gibi geldi. Bilmiyorum, yanıldın mı? Yani kayınvalideme göre biraz daha yani sakin. Kayınvaliden biraz. Öylesin. Yani. Ben çok... onun ama kendisine de söyleyeyim. Yüz hatları falan çok gergin. Evet. Daha sert bir kadın yani. Bazı zamanlarda oluruşa getirmiyor. Getirmiyor desem yalan olur. Kocanızı? Evet. Ne konuda? Yani çok mülayimdir. Bazen yemek konularında... Yani hep yemek konularında, hayata dair konularda falan da yapıyorum. Peki kocan doluyor mu? Efendim? Doluyor mu yani? O dolduruşa getirir de kocan da doluyor mu? Evet. Ya. Bazen. Ay saf çocuk tabii o. Çok saf. Çok saf. Saf mıdır kocan? Annesi gibi değil. Ana kuzusu mu? Ana kuzusu bir tarafı var mı kocam? Bana sanki öyleymiş gibi geldi ya. Evet, zaman zaman dolduruşlarına geliyor. Gelmiyor desem yalan olur. Ama bak bir şey söyleyeyim, hepimiz öyleyiz. Hepimiz, anamız hepimiz için kıymetli. Benim de anam bana bazen gaz verdiği zaman ben de alıyorum o gazı, yiyorum, yapmayayım yani. Anamız bu da. Peki senin bir kız bir erkek evladın var. İnşallah onlar büyüyecekler, vatana millete hayırlı insanlar olacaklar. Hani mevzumuz gelin kaynana olduğu için. Mesela... Oğlun evlenecek çağa geldiği zaman evlenince insan üzerinde etkin olsun ister misin? Yani onu bir öğretmen olarak sıkmak istemem. Yani sadece bir öğretmen olduğum için değil. Onun kararlarına saygı göstereceğim. Yani aile yapısı da çok önemli bir şeydir. Tabii. Bu muhakkak, buna çok önem veririm. Yani sen diyorsun ki benim oğlan büyüyüp evlenme çağına geldiği zaman kim ne isterse evlenir, kim isterse seçer. Ben başımı eğerim, başımın üstüne alırım. Hayır, o şekilde değil tabii ki. Aile yapısı derken saygılı, seviyeli, kültürel, bundan bahsediyorum. Ama zaten öyle olur. Senin oğlan gidip de iti kopu bulacak hali yok ya canım. Yani sen çünkü onu iyi yetecek. Bulduğunu düşün. Bilmem, onu sen düşün, ben ne düşünüyorum? Yani babası bir şey demeyeceğine göre. Babası böyle işlere karışmaz mı? Evet. Ha. Yani babası bir şey demeyeceğine göre muhakkak ya ben bu olaya müdahale edeceğim. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bak benim edindiğim izlenim de şu. Evet. Sen de az yaman değilsin. Sen sakin gözüküyorsun ama o adamı almışsın böyle oynatıyorsun şeyini daha. Parmağında mı? Çok iyi niyetlidir. Çok iyi niyetliliğindendir. Ama sürekli benim sözlerime de inanmaz yani. Kayınvalideme de inanıyor. Tabii. Ya. Peki. Peki efendim. Evet. Burada mıyız efendim? Süre doldu. Aa, nasıl süre doldu? Yani yemek yapma süresi mi doldu? Aa. Bitti mi? Evet. Şimdi tabak dizaynına geçiyoruz. Ben bir damatla görüşeyim, geleyim. Tamam. Siz tabak dizaynına başlayın. Evet Ömür Bey, artık finale doğru hızla yaklaştık. Hatta finale geldik sayılır. Yemekler hazırlandı. Kimin ne yaptığı belli değil. Siz seçicisiniz. Hazır mısınız abi? Evet. Peki şunu söyleyeceğim. Yani neticede birini seçeceksin. Belki de eşini değil anneni seçeceksin ve annenle tatile göndereceğiz seni. Sonradan bu bir problem olarak karşına çıkar mı? Yani yenge bunun arızasını kopartır mı abi? Vallahi hiç düşünmedim ben onu. Biraz düşünsen iyi olur abi. Şey yapabiliriz. Saf bir adamsın sen ya. Ya öyle böyle şeyleri düşünmüyorsun demek ki. Şöyle yapabiliriz. Mesela annemle çıktık. Ekstra bilet alıp. Ha, onu da getiririz diyorsun. İşimi de getirebilirim. İşte gerçek bir uzlaşmacı kişilik. Bak nasıl melaike, gerçek uzlaşmacı, birleştirmeci, bütünleştirici bir kişilik. Helal olsun sana. Sağ olun. Böyle olması lazım. Hayat bu uzlaşmadan olmaz baba. Evet. Değil mi? Çok güzel. Fevkalade. Çok sevdim seni. O zaman yavaş yavaş ben gideyim içeri ilerleyeyim toplayayım. Tabii ki. Ben çağırdığım zaman da arkadaşlar seni getirsinler. Artık şu finalimizi yapalım. Hangi yemekmiş seçelim kardeşim. Evet. Tamam. Peki çağıracağım ben seni. Hadi bakalım. Evet Kerim Şef. Hadise bitti.
hadise bitti. Artık top Ömür Bey'de, o seçecek. Yalnız badenin çorbası, yani tabak dizaynları güzel gördüm ben. Hı hı. Ama bu çorba değil miydi abi? O çorbaydı, evet. Ama yani çorba... başlangıçta fikir olarak çorbaydı. Ama çorba biraz kendini püreye mi çevirmiş? Birazcık öyle oldu. Hı-hı. Ama yanında su var. Evet. Onu üstüne içip böyle birazcık çalkalayıp onu içeride çorba kıvamına, anladım, getirmesi mümkün olabilir. Ama herkesin de sizin gibi çalkalaması mümkün değil. Tabii o zaman yani kendini yerden yere dağıtabilir. Anladım. Belki öyle bir şey düşünülebilir. Şu da böyle, hani eskiden western filmler vardı. O western filmlerinde kovboylar böyle arazide ateş yakarlar, sonra fasulye yerlerdi. Biraz onu andırıyor değil mi? Evet, görünüş olarak hani o cipsleri koyma, hani böyle sanki kaşık yerine onu kullanacakmış gibi koyma falan, güzel bir fikir. Benim hoşuma gitti. Evet. Şu yani, ayrıntıları düşünmesi de ilginç geldi. Evet, bak, evet. Yarışmacımızın. Hani tabağı süslemek istemiş gerçekten. İstemiş. Yani iki tarafta hani şimdi yemek yaparken zaten önce bir göze hitap etmek lazım. Evet. Hani böyle şeyi yaparlar ya, koskoca tabakların içine böyle düdük gibi madalyon koyarlar bir tane falan. Ben onu gördüğüm zaman direkt kalkar giderim oradan. Doymayacağım çünkü onunla ben. Evet. Hani burada daha bir doyurucu. Yani gözün bir doyacak var ki miden doysun ya da işte için doysun derler. Bu öyle olacak. Bunlar gayet doyurucu gözüküyor. Peki sence ikisi de yani birbirine, tabii şimdi biz tatmıyoruz, Ömür Bey tatacak da, aynı malzemeleri kullandılar. Yaratıcılık olarak sen hangisini daha yaratıcı buldun? Yani yaratıcılık olarak kayınvalide önde başladı açıkçası. Ha. Çorba düşünerek. Çorba düşünerek böyle hani daha farklı bir şey. Çünkü genelde böyle malzemeler geldiğinde hepsini doğra birbirine karıştır. Aynı, hep onu diyorum. Yani bekar evi yemeği gibi bir şey oluyor açıkçası. Ama burada yaratıcılık olarak kaynana önde başladı. Ama şöyle, sote de eğer iyi yapılmışsa bu da olur. Çünkü bakliyat güzel, sote candır lezzetli. Her zaman, candır. Candır. O zaman biz yavaş yavaş artık Ömür Bey'i alalım. Size çok teşekkür ederim katkınız için. Sizi uğurlayalım. Ömür Bey'i alalım, yarışmacılar alalım ve finale doğru geçelim efendim. Buyurunuz. Evet Ömür Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önünüzde iki tabak, kimin ne yaptığı belli değil. Birini anneniz yaptı, birini eşiniz yaptı. Güzel malzemelerden, uygun malzemelerden bir şey oldu. Ben yenebilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. Ayrıca tabak dizaynına önem veriyorum dediniz. Bak demek ki hem anneniz hem eşiniz bunu bildiği için bayağı güzel dizayn ettiler. Yani bir restorana da gitsem böyle gelir bu. Evet. Öyle değil mi abi? Evet, tabii ki. Evet, ya inşallah lezzetleri de iyidir. Artık hangisi annenizin, hangisi eşinizin, bunu nasıl bilmeniz mümkün değil. Tamamıyla doğal lezzet duygunuzu içinizden geldiği gibi masanın üstüne koyun abi. İçinizdeki ses, içinizdeki o küçük Ömür ne diyorsa lütfen onu söyleyin abi. Anladın mı? Yani o uğurda devam edin. Biz de yarışmanın galibini belirleyelim bu şekilde. Peki o zaman Valide Sultan'ı böyle alalım. Hanımefendiyi böyle alalım efendim. Eşinizi böyle alalım. Siz de oturun şöyle. Oh. Evet hanımlar, sizin için uğraştı. Kendinizi bir kral gibi hissediyor musunuz? Biraz öyle oldu, evet. Tabii. Siz hem annenizin biricik prensi hem de eşiniz kraliçe hanımefendinin kralısınız. Her halükarda kazanan sizsiniz aslında. Yalnız şöyle bir şey var. Ben yedikten sonra ya da ben yerken onlar da yese daha güzel olacak. Yok. Güzel yemekler. Yok, onlar siz yiyeceksiniz. Öyle numara yok. Bizzat siz ve hepsini bitireceksiniz. Sonra kararınızı açıklayacaksınız. Bu gördüğünüz gibi böyle biraz çorba gibi de bir şey. O daha sote gibi bir şey. Yani kaşık şey burada. Hangisinden başlamak istersiniz efendim? İsterseniz sağ taraftan başlasam. Tamam, peki hadi sağ taraftan başlayın. Sağ taraftaki yemekle Ömür Bey başlıyor. Hadi afiyet şeker olsun, yarasın. Lopur lopur et olsun derdi babaannem rahmetli. Aa, çatalla yiyor çorbayı. Evet. Bir tane daha çakın bakayım. O ikinde anlaşılmaz o. Bir tane daha çak baba. Evet. Kaşıkla ye diyorsun da neyle istersen onunla yesin efendim. Siz karışmayın. Kaşıkla yersen biraz daha fazla geldiği için. Anladım. Ne buldunuz? Ne hissettiniz? Çok tuzlu. Çok tuzlu. Ve çok acı. Acı. Evet. Allah Allah. Çok tuzlu ve çok acı. Bir tane daha al bakayım. Duygular iyice yerine otursun. Tam olarak sonucunu alalım efendim. Evet. Lütfen yarışmacılar herhangi bir duygu, herhangi bir gönderme yapmasınlar. Evet. Maydanoz biraz kesiyor onu. Maydanoz acı, biraz kesiyor ama acısı bol, tuzlusu bol. Duz avusu gibi bir şey olmuş diyor. Geçiye yalatsan diyor, mıyıl mıyıl öter diyor yani.
Geçiye yalasan, keçiye tuz yalatırlar biliyorsun. Biliyorum. Fazla yalatınca da şey yaparlar. Ne efendim? Kayalara döküyorlar. Tabii kayalara. Bak her şeye de hakim. Ne işin coğrafik gibi bir adam. Peki devam edelim efendim. Onu bitirdikten sonra diğerine geçeceğiz. Evet, helal olsun. Güzel sıyırdınız. Şimdi de diğer yemeğe, yani soldaki yemeğe, kimin yaptığını bilmediğimiz soldaki yemeğe dalalım Ömürcüğüm. Evet. Evet, ilk çatal alınıyor Ömür Bey. Merakla bekliyoruz efendim. Büyük tadımcı, karar verici. Nedir abi? Acısı az bunun biraz daha nispeten. Aman sana da acısı çok, acısı az. Başka sen başka şeyler söyle. Mantarı bol bunun. Mantarı mı bol? Evet. İkisinde de aynı malzeme var abi. Ama bu şey tane tane durduğu için ağza direkt geliyor. Yani. Daha tamam. Fazla alıyorsun. Hayır zaten. Lezzeti nasıl yani? Sote bu. Bak bir de bence bunları koymuş, bunu yapan bunu böyle kaşık evet. Gibi yediye koymuş. Bir öyle dene bakalım. Bir cips de al bakalım nasıl olacak. Ha? Bir onu kaşık marifetiyle ya da çatalı. Ama böyle yemesi de zor. Gelmiyor. Yok yok bak aldın ha. Böyle daha güzel. Değil mi? Evet. Ben de anladım zaten yüzünden. Bir tane daha bakayım pinçikle. Pinçikle. Pinçikle Ömür, pinçikle. Heh. Yapıştır. Oo, şifa olsun Ömürüme. Lopur lopur et olsun. Ne diyorsun? Anlamadın sen. Devam, devam, devam. Sen devam babacığım, sen devam. Devam sen, dur. Sen dur, şimdi anlayacaksın. Şimdi anladım, evet. Ha, devam, evet. Anlayacağım. Efendim buraya gelelim, biz de yarışalım, enteresan yemekler yapalım, hem de tatili kapalım diyorsanız ister Facebook'tan, ister Twitter'dan, ister Instagram'dan, isterseniz de mail yoluyla bize ulaşın, gelin, yarışın. Kapımız herkese açık, unutmayın. Evet Ömür Bey artık son çatalı da aldı. Ve artık yavaş yavaş dur Ömür, bak şöyle yapacağız. Şunu alacağız, ortaya koyacağız kardeşim. Sen... Bu tabaklardan hangisini, hangisindeki yemeği sevdiysen ters çevireceksin. Kimin yaptığı ortaya çıkacak. Onunla da beraber güzel bir tatile çıkacaksın. Ya annen ya eşin. Acaba hangisini annen yaptı, hangisini eşin yaptı? Acaba. Kafalarda takılı kalan soru bu. Hangisi? Şu yıllarını mutfağa harcamış vefakar ve müşfik kadın mı? Yoksa şu güzeller güzeli sana çocuklarını vermiş olan... Biricik aşkın bilmiyorum artık, sen seçeceksin. Hadi paşam. Efendim Ömür Bey hayatının seçimlerinden bir tanesini yapıyor. Tatile doğru ilk adımı atıyor. Ve hangi tabağı seçiyor? Hangisini seçiyorsun paşam? Kadir Bey ben sol tarafı seçiyorum. Daha lezzetli. Sol tarafı daha lezzetli, evet. Buldum. Evet. Sol taraf daha lezzetli. Çevir bakalım kiminmiş sol taraf. Çevir abi. Çevir çıksın. Vay 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 Ömür. Ömür evet. Valideciğim yağdın estin gürledin ama hikaye işte. Efendim Ömür Bey kıymetli eşinin yaptığı soteyi ki kendisi mutfakta pek de yekta olmadığını kabul ediyordu seçti. Maalesef annesinin yaptığı çorbayı biraz yoğun katı çorbayı acı tuzlu ve pek lezzetli bulmadı. Efendim bunda şey yok, kızacak darılacak bir şey yok. Adam içten gelen duygularını söyledi ve eşiyle birlikte güzel bir tatile gitmeye hak kazandı. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Sağ olun. Sağolunuz varınız. Ömrünüz bereketli olsun efendim. Hep mutluluk içinde yaşayın inşallah. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.